Gençler selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Efsane soruyla karşınızdayım. Hemen sorumuza başlayalım. Bir minibüs hattında aşağıdaki gibi D1, D2, D3, D100 durakları varmış. Her sıfırla 100 arasındaki doğal sayı için bu iki ardışık durak arasındaki mesafe buymuş. D1 ile D100 durakları arasındaki mesafe kaç kilometredir? Yani şuradaki toplam yolun uzunluğunu bulmaya çalışacağım. Hemen ne yaptım? Buraya n kare artı 2n artı 1 yazdım. Burası n ile n'in çarpımı. 1 ile 1'in çarpımı. Ne oldu burası? Tabii ki logaritma n artı 1 çarpı n artı 1'e dönüştüm. Geldim. Aşağıyı n parantezine alırsam n çarpı n artı 1 geldi mi? Geldi. Bölü çizgimi yazdım. n çarpı n artı 1. Şimdi canlarım şuradaki n artı 1'ler birbirini götürdü. Farkındaysan şurada logaritmada bölme geldi. Bölme logaritma ne yapıyordu? Tabii ki çıkartmaya çeviriyordu. O zaman logaritma n artı 1 eksi logaritma n geldi mi geldi. Bu ardışık iki durak arasındaki mesafe. Komple olan mesafe değil. Ardışık iki durak. O zaman ne yapacağız? Önce n yerine 1 yazacağız. n yerine 1 yazarsak burası logaritma 2 eksi logaritma 1 oldu mu oldu. Bu buradaki mesafe. Şimdi n yerine bu sefer ne yapacağım? 2 yazacağım. Logaritma 3 eksi logaritma 2 geldi geldi. Bu da buradaki mesafe. En son şuraya bakalım. En yerine 99 yazarsam şöyle nokta nokta en eşittir 99 için logaritma 100 eksi logaritma 99 çıktı mı çıktı. Şimdi seninle birlikte buradaki mesafeleri toplayacağım. E nasıl toplayacağız? Uzun uzun işlem yapmayacaksın. Bu bunu götürüyor. Çapraz merdiven şeklinde bunlar birbirini götürüyor. En son logaritma 100 kalıyor. Burada ise eksi logaritma 1 kaldı mı kaldı. Burası zaten logaritma tabii ki 10'un karesi. Logaritma 1 sıfırdı. 2 başa geldi. 2 log 10 eksi 0. Log neydi? 1'di. Cevap da 2 geldi. B şıkkını işaretledim. Kendine iyi bak. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Seviliyorsun.